arkadaşlarımız bir görüntü verdiler şimdi ekrana Tuncay Bey. Kolombiya'da az önce bir deprem olmuş. Evet. 6.2. Evet, sıradan bilinen bir deprem. Zaten bu yükselen dağları oluşturan depremler. Şu şekilde bir dalım var. Yükseliyor. Gayet normal, işin doğasında olan. Az önce mesela tsunami tehlikesinden bahsettiniz ya. Bizim Marmara'da da var, evet. Ha, nasıl olacak o? Yani ne, nasıl o bir şekle dönebilirsek, yani büyük var, yani, hani öyle televizyon dönelim ekranlarında gördüğümüz gibi Banda Aceh'de, Sumatra'da ya da Japonya'daki gibi, Şili'deki değil, Alaska'daki gibi değil. Su derinliklerimiz zaten Çınarcık açıklarında 1700 metre civarında. Oradaki işte adalar segmenti dediğimiz yer kırılırsa, şu bu şekilde kırılırsa normal fay, işte Armutlu Yarımadası, Yalova, Çınarcık açıklarında yükselimler olacak. Öbür tarafa giderse, gibi doğrultatımlı faylanma olduğu için biraz daha mekanizması farklı. Bu bölgelerde olacak ya da bu segmentte olursa büyüklüğüne ve mekanizmasına bağlı olarak işte bizim Küçükçekmece, Büyükçekmece, Yeşilköy, Bakırköy sahillerine metrajı öyle korkulacak boyutlarda değil. Ama sahildeki yapıları, örneğin metrolar, bizim dalgıç, dalma batma viyadüklerimiz, tünellerimiz sular altında. Ha. En ufak bir yağmurda zaten tabii görüyoruz gibi ufak. Onların önlemleri alınmış olabilir ama Japonya'da bile 30 metrelik tsunami dalga yüksekliğine göre hesaplanmış olmasına rağmen 250 kilometre uzakta oluşan 9'luk depremin dalga tsunamisi 40 metreyi aştı. Bilmem kaç 100 kilometre gitti ve reaktörü yıktı. Gibi bizde de benzer nükleer reaktörlerle ilgili faylara çok yakın bölgelerde sıkıntılarımız var. İnşallah yaşamayız ama bu büyük depremler reaktörlerin ömrü hayatı boyunca olursa bunları duyacağız, evet, haber yapacağız maalesef. Yani bunlar işin doğası gereği. Şimdi birazdan Sayın Burak Gökçe'den de hani özellikle ulaşım meselesinde ne yapılıyor mesela? İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bugün itibariyle mevcut tespitleriniz nedir? Orada da riskli bir takım alanlar vardır muhtemelen müdahale edilmesi gereken. Onları alacağım sizden. Fakat bir şey mi söyleyeceksin? Ben aslında sadece şunu eklemek istiyorum. Bize demin soruldu aslında, Hatay'da da çok fazla deprem oluyordu ve bundan haberdar değil miydik? Aslında hepimiz haberdardık. Yani bunları televizyonda izliyoruz. Allah korusun, umarım İstanbul'da böyle büyük bir deprem olmaz. Ama eminim ki izleyen insanlar bundan bir haber değil. Ama şu an Hatay'da hala çok büyük sorunlar devam etmesine rağmen, su, ulaşım, elektrik söyledik, hala bunlar çözülemeyince buradaki sorun bilmemekten mi yoksa aslında depreme bakış açımızdan mı diye düşünüyoruz bir yandan. Çünkü hani demin dediğimiz gibi bu milli güvenlik sorunuysa aslında devletin, bütün birimlerin, akademinin, bilim dünyasının buna bakışını çözüm odaklı yapması gerekiyor. Biz şu an hala Hatay'ın sorunlarını konuşmuyoruz. Ama işte terzi söküğünü dikemiyor. Ben Nurdağ ve Antep'te deprem sonrası arazi gezilerinde gördüğümde işte bir han yıkılmış diyelim Antep'te. Kalenin oralardaki çok uzak depreme. Yıkılan hanı bir an önce tamir edeyim, içinde 25 tane iş yeri var. Hı. Benden işte şey istiyorlar, izin istiyorlar ya da belediyeyi sıkıştırıyorlar. Yani önce can sonra canan, işte ekonomisini düzeltmeye çalışıyor. Öyle sıkıntılar da var. Yani öncelikler meselesi. Bir de yani tamam biliyorduk ama bunu 100 yıl önce de biliyorduk. Hı hı. 39 depreminden önceki hocalarımız da biliyordu ya da İtalya'da da ya da dünyanın bir başka bölgesinde. Ders almıyoruz, öğrenmiyoruz ama ben bugün oldu tamam emekli de oldum. Bu da böyle gerçek. Nüfus da büyüdü. Hadi ben İstanbul'u terk ediyorum demek bir öğretim üyesi ne yakışmıyor. Doğruları söylemek aslında gerekirse yani göçüp gideceği yer de 150 kilometre uzunluğunda 7.3'lük depremin üzerine gidiyor Assos Behramkale'ye. Bu biraz sorumsuzluk. O zaman 50 sene önce terk etseydi şimdi mi öğreniyor? Yani gibi sorular geliyor aslında insanın hakkında. Yarım kaldı. Biz şunu ifade etmek istiyoruz. Yakınlarımızı kaybettiğimiz için hem acı hem öfke duyduğumuzdan hani bazı temel ilkeler var. Yani devletin yurttaşlarına sağlıklı ve yaşanabilir konut sağlama gibi barınma hakkı. Yani anayasamızda hem maddesi temel var. İnsan hakları. Ve yaşam evrensel haklarımız yaşam, var. Evet. Ve biz yurttaş olarak ve acı duyarken aslında şunu bekliyoruz. Yani yarın İstanbul'da bir deprem olduğunda bir sürü insan eşini, dostunu, evladını, annesini, babasını kaybedeceğini bilerek bu yayını yapıyoruz. Ve artık hani 99 depreminden 24 sene geçtikten sonra biraz daha yani en azından hani hükümetin ve merkezi yani esas aslında burada tabii ki merkezi yönetime ve sonuçta
yurttaş olarak bizi yönetenlere hani seslenmeye çalışıyoruz. Yani şunu bekliyoruz. Biz sağlıklı, güvenli konutlarda yaşamak istiyoruz. Biz artık yakınlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Yani İstanbul Marmara özelindeki problem nüfus yoğunluğu. Sayın 24 yıl geçti. Yetkilim çok daha iyi bilecek ama nüfusu azaltmamız lazım. Nüfus azaltılmadı. Hep dikey mimariyle olacak iş değil. Yani bu medeniyetin ölçüsü de yani nüfus bilemiyorum. Nüfus azalır mı İstanbul'da böyle giderse? Bir de Kanal İstanbul 30 milyon mu olacağız? 40 Bakanlığa milyon mu olacağız? Bakanlığa söylediğimiz çok net şey şu. Evet. Bakanlıkla yaptığımız. Bakanlık bize bir paradigma değişikliği yapalım cümlesini kurunca İstanbul'un temel paradigma değişikliği olarak ihtiyacı olan tek şey daha fazla büyümemesi gerekiyor. Evet. İstanbul'un durması lazım. İstanbul'un artık taşıma kapasitesinin çok üstünde bir yükle İstanbul'u yüklemiş vaziyetteyiz. Rahmetli Başkan Kadir Topbaş döneminde İstanbul'un bir üst ölçekli planı var Senem Hanım. Diyor ki o tarihte İstanbul'un 9 milyon civarında nüfusu var. İstanbul bu nüfusta kalmalı. İstanbul'un bazı işlevlerin desantralize olması yani taşınması gerekiyor. Nereden? İstanbul'dan nereye? Kırklareli'nden Bilecik'e kadarki hatta. İstanbul'a bazı üst düzey hizmetlerin gelmemesi gerekiyor. Çok nitelikli özel teknoloji geliştirme bölgeleri İstanbul'da olabilir. Üniversite eğitimi için bile İstanbul'a lisans düzeyinde yeni üniversite açılmaması evet, gerekiyor. Vakıf üniversiteleri de açılmaması lazım. Türkiye genelinde. Onlarca yeni üniversite açmışız yani, lisans eğitimi. Türkiye genelinde bile sanayi, üniversite açmak yerine kapatılması gereken üniversiteler var. Üniversite sanayinin var. Limanla ilişkili olanları, İstanbul'da zorunlu olanları ama bunun dışındakiler Anadolu'da desantralize edilerek yeni odaklar yaratılmalı diyor. Peki biz ne yapmışız? İstanbul'u taşıma kapasitesinin üstünde o tarihte 9 milyonken bugün resmi 16 milyona, gayri resmi 18 milyona kadar iki katına taşımışız. Bunu yaparken İstanbul'u büyütüp İstanbul'a yeni İstanbullar eklemişiz. Hepsinde demişiz ki deprem kentsel dönüşüm adıyla yapıyoruz ama anlattım riskli yapı stoğunu da azaltmamışız. Aksine İstanbul'a yeni İstanbullar. Daha vahimini söyleyeyim. Bakın İstanbul'a da Ankara'ya da kötülük yaptığımız bir şey var. İstanbul'a ilave olarak bir de Ankara'nın başkentlik işlevlerini getiriyoruz. Ne yapıyoruz? Koca bankaların hepsini, genel müdürlüklerini finans merkezi diye İstanbul'a taşıyoruz. Bu Ankara'ya da başkentlik işlevleridir ki Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir. Ve başkentlik işlevleri olarak Ankara'da kalması gereken işlevlerdir. Bu online dünyada bunların genel müdürlüğünün nerede olduğuna çok önemi yok. Artık çağrı merkezlerini ya da bu tip online işlevleri götürüp ucuz iş gücünün olduğu yere konumlandırıyor dünya. Biz en pahalı yaşamın olduğu İstanbul'a getiriyoruz. Burada çalışanlar bile diyor ki arkadaşlarımız ben İstanbul'da bu maaşla banka çalışanıyım nasıl yaşayacağım diyor. Şimdi metrosu yok. İBB'ye deniliyor ki bunun metrosunu bir an önce bitirin. Altyapısı tasarlanmamış İSKİ'ye deniliyor ki bize izin verin yapamadık biz şu zamana kadar tamamlayalım. Şimdi İstanbul'a yeni İstanbullar eklemenin alemi yok. Daha fazla da büyümesin diye evet, işte bulunduğu yerde dönüştürmeye ihtiyacımız var. Hatta bazı işlevlerini desantralize edip İstanbul'u küçültmeye ihtiyacımız var. Evet. Bu riskleri azaltmanın yolu evet, böyle bir politikadan geçer. Bakanlığa söylediğimiz temel paradigma da budur. Bu peki, söyledikleriniz aynen Kocaeli için de geçerli, Gebze için de geçerli, Bursa için de geçerli. İstanbul azaltalım derken oralarda kabalık taşıyor. Yani tabii. Bugün Gölcük merkezi Kadıköy gibi. Hiçbir farkı yok. Onun için Kırklareli ile dolayısıyla çevre diğer sanayi kentlerimiz de var. Dolayısıyla tamam, üniversitelerin kurulmaması lazım. Şimdi, yani o büyük kalabalık getiriyor. Feridun Bey'e bir soru yöneltip sonrasında Buğra Bey'i alacağım tekrar grafiklerin başına. Feridun Bey, programı açarken böyle hani detaylarına sonra girdik ama özellikle Tuncay Bey'e, Buğra Bey'e şimdi mesela şu anda bir deprem olsa ne olur diye sormuştum. Lütfen siz arama kurtarma mantığı açısından bakın. Çünkü siz akut olarak pek çok afette sahada bulundunuz. Neyin yanlış olduğunu, neyin eksik olduğunu, nerede tıkandığınızı çok iyi biliyorsunuz. İstanbul'u da biliyorsunuz. Şu an bir deprem olsa, arama kurtarma açısından, deprem sonrası müdahale açısından soruyorum. Ne yaşarız biz? Şimdi bir kere herkesin, arama kurtarmacılar da dahil, arayıp kurtarabilmem için benim kendimi sarsıntı ilk hissettiğim anda yapacaklarımı önceden düşünmem lazım. Yani şu ana kadar programın, ben hasadeyim, nöbetteyim, izleyebildiğim kadarıyla genelde devlet ve yerel yönetimler bazındaki eksiklikler, sıkıntılar gündeme getirildi. Vatandaş ne yapıyor? Vatandaş binasını kontrol ettiriyor mu? Yani yaptırdığı bina ne kadar güvenli?
vatandaşın bir acil eylem planı var mı? Sarsıldığı hissettiği anda ne yapacak? Yani AFAD'ın işte sitesinde toplanma alanları vesaire var. Ne kadar yakındasın, nereye gideceksin bunu biliyor musun? Yine aynı şekilde iş başı düştüğünde ki işte gittik en son ben 92'den beri depremlerle, memleketim Erzincan'dan beri depremlerle iç içeyim. Bütün yurt dışı yurt dışı depremlere gittim. En son Hatay'da da aynı şeyi gördük. İş başa düşüyor. Gecenin 4'ünde deprem olduğunda en son insan çıkaran, hani adama kurtarma ekipleri diyoruz ama bakın milyonlarca insan yaşıyor bu 11 il ve etrafındaki interlanta, kasabalarda, köylerde. Ölenler 50-100 neyse. Peki milyonlar nerede? Bir şekilde bu insanların bir kısmı hasarlı da olsa binalardan çıktılar ve bir kısmı da kurtarıldılar. Kimler tarafından? Konu, komşu, mahalle bekçisi, polis, etraftakiler tarafından. O halde herkesin bir kere bu ülkede, deprem ülkesinde, bunu şuraya yazmak lazım. Sizin. Başta iki yardım olmak üzere birilerinin yardımına, konu komşuya yardıma gidebildiğinde, gittiğinde neler yapacağını bilmesi lazım. Bunu öğrenmesi lazım. Demin Tuncay Hoca da bahsetti. İki yardım bilgisi şart. Yoksa öyle mahalle mahalle o örgütlenmeyi yap-